Herkese merhaba, Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, Başkan Dursun Özbey'in açıklamalarını dikkatli bir şekilde takip ettim. Önce projelerden bahsedildi, ondan sonra futbol takımı transferler, onun sonrasında ise futbol dışı branşlardan konuşuldu ve ben mest oldum. Sağ içinde ve sağ dışında şaha kalkmış bir Galatasaray geliyor arkadaşlar. Bir kere, tabii ki de futbol takımının performansları katalizör, Onunla üzülüyoruz, seviniyoruz vesaire. İşte Kasımpaşa'yı yendik. Haftaya çok mutlu bir şekilde başladık. Galatasaray'ın çok güçlü bir oyunu oldu ve bu izlediğimiz Galatasaray daha maksimum performansına ulaşmış değil. Daha atlayacağız seviyeler var. Takıma adapte olmamış, yeni gelmiş oyuncular var. Bu inanılmaz heyecanlandırıyor. Bu takım şampiyonluk yürüyüşüne bana kalırsa başladı. Tabi. Ee, tabii Farklı etmenler de var. Rakiplerini de geçmen gerekiyor. Tek başına senin iyi olman yeterli değil. Rakiplerinden de daha iyi olman gerekiyor. Bunu başarabilecek misin? Göreceğiz. Hakemlere adil düdük çaldırmak, hakemleri tarafsız e, objektif bir şekilde maç yönetmesini sağlamak, disiplin kurulu vesaire buralarda haksızlıklara <laughs> uğramamak bunlar da çok değerli. Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman şampiyonluk yürüyüşünü, tamamlamış oluyorsunuz. Şampiyon olmuş oluyorsunuz. Ki burada güçlü bir yönetim görüyorum ben. Erden Timur, Metin Öztürk, Dursun Başkan Cemal Özgörkey diğer isimler. Hepsi çok sağlam, kuvvetli yöneticiler ve inşallah bunu başaracaklar. Futbol dışı branşlarda da tabii çok yüksek bütçeler yok bu sezon. İlerleyen sezonlarda olacak. Çünkü Galatasaray borcunu sıfırlama ihtimali en yüksek olan kulüp. Oralarda da bütçe artışları olacak. Daha iddialı takımlar izleyeceğiz gelecek sezonlarda. Ama güzel yapılar kuruldu. Yeter ki ödemeler düzenli yapılsın. Yani sağ içinde işlerini yavaş yavaş yoluna koymuş bir Galatasaray var. Özellikle katalizör branş. Yani birinci branş futbolda inanılmaz bir takım izleyeceğiz. Bu böyle gözüküyor. Okan Buruk da bir aksilik olmazsa bu işin altından kalkacak. Kendisi bu takıma çok iyi, çok dominant bir futbol oynatmaya başladı. Hatta şunu söyleyelim değerli arkadaşlar. Galatasaray'ın şu an 6 hafta geride kaldı. oyunu domine etmediği maç yok. Toplu oynamada, gol girişimi sayısında, rakip ceza sahasında, topla buluşma noktasında birinci sırada arkadaşlar. Maçlarda da Trabzon deplasmanı, Antalya deplasmanı dahil olmak üzere topa en fazla sahip olan ve en fazla gol girişiminde bulunan kulüp olmayı, takım olmayı başardı. Burada işler yolunda. Ama sağ dışı da çok önemli. Sağ dışında da şaha kalkmış veya kalkmak üzere olan bir Galatasaray görüyoruz. Şimdi Galatasaray adası resmen yeniden yaratılmış. Yani Adana işimize yarayacak vesaire diyorsunuz ama Galatasaray'ın büyüklüğünün simgelerinden biridir Galatasaray adası. Galatasaray adası sadece Galatasaray'ın sahip olduğu bir avantajdır, bir güzelliktir. Bunun değerini bilmek lazım. Ha gidemiyorsunuz, üye değilsiniz vesaire. Biz basın mensupları zaman zaman davet ediliyoruz, gidiyoruz. Ayrı bir hikaye. İleride belki taraftarların da daha yoğun gidebildiği bir yer olabilir mi? Veya olmalı mı? Olmalı. E, bu ayrı bir hikaye ama ada tekrardan yeniden yaratılmış gibi Galatasaray'a kazandırılmış durumda. Bu bir kere paha biçilemez bir şey. Diğer taraftan Galatasaray Rezidans Projesi. Hatırlayacaksınız. E, tabii benim yayınlarımı sürekli izleyenler hatırlayacaktır. Galatasaray eski yöneticisi Özgür Savaş Özü Doğru dedi ki Galatasaray Rezidans projesinden Galatasaray'ın elde edeceği bor şey para borcunun yarısından fazla dedi. Yani Galatasaray neredeyse borcunun yarısını o rezidans projesini hayata geçir. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daireler var. Bir de giriş katında dükkanlar var. Dükkanlar satılmayacak. Galatasaray oraları kiralayacak. Düzenli gelir elde edecek ama e, üst taraf satılacak ve işletmesi de Galatasaray Spor Kulübü'nde olacak o rezidansı. Yani işletme nedir işte? Aydatlar, güvenlikti, şuydu, buydu. <laughs> Sosyal alanlar olacak işte. Spor salonu bilmem ne vesaire. Oraların işletmesi. Doğal olarak düzenli gelir de elde edecek o rezidanslardan e, rezidans dairelerinden. Buradan gelecek para yaklaşık 1 milyar TL dedi. Yani eee Galatasaray'ın 1,5 milyar borcu var. 1,5 milyar değil mi? Veya 1.800 falan diyelim hadi. Onun e, yarısından fazla bir para arkadaşlar. Yarısından daha büyük bir parayı Galatasaray sadece ve ga sadece rezidans projesinden elde edecek. E daha bunun Riva'sı var, Florya'sı var. Özellikle Florio projesinden 4-5 milyar dolarlık, düzeltiyorum 4-5 milyar TL'lik dolar değil, keşke dolar olsa, TL bir gelir elde etmesi bekleniyor. Riva'da ayrıca bir alan açıldı, sekme açıldı, oradan gelecek bir gelir var. Riva daha bitmedi, Riva'dan para gelmeye devam ediyor. Tahminen 1 milyar TL civar bir Riva'dan ekstra para gelme durumu söz konusu. Aynı şekilde Florya'dan para gelme durumu söz konusu ki oradan gelecek paranın 4-5 milyar TL olacağı söyleniyor. Sen borcunu ödedin. Hatta borcunu ödediğin gibi e, artıya geçtin. Kasana para koydun. En son Alp Yaman döneminde Galatasaray'ın kasasında para varmış arkadaşlar. Kendisi, hiç borç yok. Sıfır borç var. Bir de kasada para var. Bankada hesabında para var. Şimdi... Bunları yapabilmek ne kadar önemli farkında mısınız? Borçsuz bir kulüp oluyorsunuz. Futbol dışı branşlar, futbol her yerde eliniz çok sağlam, çok daha rahat transfer yapabilir hale geliyorsunuz. Bir kere şu an Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor kusura bakmasın o takımlarımızı destekleyen arkadaşlar böyle bir imkana sahip değiller. Bu avantaj Galatasaray'da. Artı Kemerburgaz projesi onun da düzleştirme çalışmaları yapılmış. Ruhsat vesaire ufak tefek detaylar var. Yakında orası da bölüm bölüm yapılacak. Florya'dan gelecek sezon Galatasaray çıkıyor. Ee, ve ilk bölümü tamamlandığı için Kemerburgaz'a Galatasaray futbol takımı geçiş yapıyor. Florya'yı çok seviyoruz tabii. Galatasaray'la e, özdeşleşmiş bir yer. Ama orası artık Galatasaray futbol takımının ve futbol takımlarının Hatta işte amatör branşlar da var. Mesela basketbol sağı e, takımı da orada haftada 2-3 gün antrenman yapıyor. Orası artık Galatasaray'ın sporcularının ihtiyaçlarını karşılayamaz haldeydi. Hem çok büyük bir gelir elde edeceksiniz. Hem de Kemerburgaz'a geçerekten daha modern bugünün ihtiyaçlarını karşılayan sadece A takımının değil altyapıdaki çocukların da ihtiyaçlarını karşılayan modern bir tesise sahip olacaksınız. Ardı oraya bir bir de bir otel projesi vardı antrenmanı gören, izleyebileceğiniz bir otel projesi yapılması planlanıyordu. Onunla beraber de belki e, oradan da ekstra gelirler elde edeceksiniz. Hatta işte e, A takımı Kemerburgaz'a taşıdıktan sonra diğer altyapı takımlarını da, bütün altyapıyı da Büyükçekmece'de de Galatasaray'ın arsası var, arazisi var. Oraya taşıma da söz konusu. Orası da yapılacaktır diye düşünüyorum. A takım e, Kemerburgaz'da altyapılarda büyük çekmecede müthiş olur. Ki buradan da Galatasaray tabii önce bir para harcayacak ama sonrasında gelir elde etmeye başlayacak. Bunu da unutmayalım. Yani Florya projesinden elde ettiğin gelirin çok cüzü bir miktarıyla kemer burgazı yapacaksın. Yaptıktan sonra da oraya otel vesaire bir takım gelir getirecek işte projeler yaparak işte Galatasaray Store vesaire oradan da para kazanır noktaya geleceksin. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Bu beni Galatasaray şampiyonluğu kadar heyecanlandırıyor. Net söyleyeyim. Yani sağ içindeki bu kıpırdanma, kurulan e, muhteşem takım aynı zamanda sağ dışındaki bu gelişmeler Galatasaray'ın yavaş yavaş zaten hep ayaktaydık da öne çıkması, diğer rakiplerinden kopmasını sağlayacak. Almanya'da Bayern Münih gibi olacak Galatasaray arkadaşlar. Nasıl Bayern Münih ligi domine ediyor? Nadiren şampiyonluk kaptırıyor. Dortmunda vesaire ama onun dışında hep Bayern Münih birinci favori. Arkasından işte Dortmund, Leipzig bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunu sağlayabilir Galatasaray. Bu projelerle borçları sıfırlayıp hatasız bir şekilde güçlü kadrolar kurarak sadece futbol değil, futbol dışı branşlarda da Türk futbolunu uzun yıllar domine edebilir. Hatta kalıcı domine edebilir. Ama tabii ki de Kötü niyetli insanların gelmemesi lazım. Tekrardan Galatasaray bu borçları sıfırladıktan sonra e, menajerlerle onlarla vesaire işbirliği yapıp tekrardan Galatasaray borçlandırmamak da gerekiyor. Bunu da yine parantez içerisinde ekleyelim. Borcu sıfırladın, tesislerini yaptın, sonrasında kasanda para var. Artık doğru yönetilmek zorundasın. Menajerlerle Galatasaray'ın parasını tekrardan tırtıklayacak kişiler e, görevlere gelirlerse o o zaman e, biz başa sararız. Deja yaşarız. Tekrardan borçlanmaya başlarız. Buna da engel olmak gerekiyor. Bir de salon projesi var. Salon projesi şu an için ruhsat kısmıyla uğraşılıyor. O da yapılırsa basketbol ve voleybolda en büyük problemi çözmüş olacağız. Taraftar artık kendi salonuna kavuşmuş olacak. Sarı kırmızı parkeler, reklamlar, e, koltuklar hatta herkesin düzenli e, sürekli alabileceği e, kombineler vesaire artı isim hakkını satmayla beraber ekstra gelir. Bunlar da futbol dışı branşlar için çok önemli. O kapalı spor salonunun 15 bin kapasiteli spor salonunun yapılmasını da yine bekliyoruz, istiyoruz. Dursun Özbey'in açıklamaları çok önemliydi arkadaşlar. Transferde çok büyük bir para harcamadığını da yine dikkatli bir şekilde anlattı. Yani Icardi belki de bizim ligimize gelmiş en ucuz dünya yıldızı ya. En ucuz, en uygun fiyatla gelmiş dünya yıldızı. 750 bin euro ödeyecek Galatasaray. Kiralık olarak bir sezon oynatacak. Artı bir de galiba kaç gol atarsa, 20 gol atarsa 75 bin euro da ekstra bir para verecekmiş. Ha menajerlik komisyonu olmuştur eyvallah ama sen bir yıl Icardi'yi 750 bin euroya kadronla tutacaksın, oynatacaksın. Müthiş işler bunlar. Çok büyük işler. İlk döneminde Dursun Özbek iyi işler de yapmıştı ama Genelde eksi yazmıştı ama bu sefer tabi burada Erden Timur'un da payı çok fazla. Metin Öztürk, Cemal Özgörkey, Niyazi Erkenci, bütün yöneticilerin payı burada var değerli arkadaşlar. Müthiş bir Galatasaray e, yönetimi oluşmuş durumda. Son yıllardaki en iyi Galatasaray yönetimi oluşmuş durumda. Hata yapmazlarsa da Galatasaray sadece futbolda değil, futbol dışı branşlarda da bir öne çıkma gerçekleştirebilir. Borçlarını sıfırlayıp e, Türk futbol tarihinin en rahat maddi anlamda en rahat kulübü haline gelebilir ki ben o sinyalleri görüyorum. O doneleri alıyorum. Bunlar hayal değil arkadaşlar. Florya projesi hayal mi? Hayır. Hayali, hayali Boşalttığın anda müteahhit başlıyor zaten yani. Çalışacağın e, gayrimenkul şirketleri var. Anında başlıyorlar. Rezidans hayal mi? Hayır. Orada rezidans duruyor. Zaten bina duruyor. Ve Türkiye'nin en merkez, İstanbul'un en merkezi, en işlek yerinde o daireleri satamama ihtimalim yok. Yani rezidanstan 1 milyar lira kazanmama gibi bir durumun yok. Kazanamama ihtimalin sıfır arkadaşlar. Kazanacaksın. Gelecek yani o paraların hepsi. Florya gelecek, Riva gelecek, rezidans gelecek. Bunlar hayal ürünü projeler değil. Bunlar konut projeleri ve çok değerli projeler. Bir kısmını yabancılar alacakmış. Belirli bir payı yabancılara satılacak. Böyle büyük bir payda e, Türklere ve Galatasaraylılara satılacak. Galatasaray parası olan bizde para yok. Olsa keşke bir tane Mecidiyeköy'den Galatasaray rezidansından 3 artı bile gerek yok. 1 artı bile yeter. Alabilsek ama bizde alabilecek durum yok ama zengin Galatasaraylılar, varlıklı Galatasaraylılar mutlaka ve mutlaka bu projelerden e, bu projelere yatırım yapıp hem Galatasaray'a kazandıracaklardır hem de kendileri kazanacaklar ve böylelikle sağ içinde, sağ dışında şaha kalkmış bir Galatasaray izleyeceğiz. Futbol takımı iyi yolda, diğer branşlar da inşallah iyi olacak ve borçları sıfırlamak için dev adımlar atılıyor. Peki daha ne istersiniz arkadaşlar? Ben Allah yani bütün bunlar gerçekleşirse ki inanıyorum gerçekleşeceğine bizim Galatasaray'ın uzun yıllar Türkiye Ligi'nde ön planda olacağını, domine edeceğini de düşünüyorum. Evet, Başkan Dursun Özbey'in açıklamalarını değerlendirmek istedim. Biraz heyecanlıyım, biraz coşkuluyum ama bu hayalperest olmamdan ziyade gerçekçi yorumlarla baktığımda da bu heyecanı taşıyorum. Yani Galatasaray şu an sağ içinde, sağ dışında müthiş bir atılım içerisinde ve yakında da bunun meyvelerini toplayacağız arkadaşlar. Yayını izlediğiniz için teşekkürler. Başkan Dursun Özbey'i tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum Erdentur ve diğer yöneticilerle beraber güçlü bir Galatasaray geliyor. Başka bir yayında görüşmek üzere hoşça